females. You understand, Helene? Mm-hmm. I'm not looking for Swedish models. I'm looking for special women with special face, like the stars of the 50s, you know, like Mila de Monroe. Beautiful face, beautiful shape. They are sexy. They walk with nonchalance. You know? You understand nonchalance? I mean, they are free. Right. It's what I like. It's what I want. You know, I'm looking for tension. Something dirty and sexy, vulgar, glamour, magnificent. It must be gorgeous. And it's why I need you to find me the most gorgeous girls of your town. I'm very excited to come in your place for this show. You know, it's very important for me, Helene. I put everything I have on this project and I trust you for the organization. Thank you very much, Liza. You know, I was just dreaming just like this. I'm so excited. Thank you very much. And when are you coming? I'm coming in 2 weeks. Bye, Helene. Thank you very much. Bye-bye. Senin modacı kız kafayı yemiş. Yani burada moda defilesi ha? Neden olmasın ki? Ha? Liza'nın defilesini ben hazırlayacağım. Ve her şey o kadar güzel olacak ki. Paris'e giderken beni de götürmesini isteyeceğim. Kabul edecek. Yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kız burada olsa olsa para kaybeder, zaman kaybeder. Başka da bir olmaz. Liza bunu para için yapmıyor. Sadece kendisi için yapıyor. Niye burası? Bir burs kazanmış. Bir de babaannesi burada. Babaannesi buralı? Senin modacı buralı o zaman. Hayır. Tabii ki buralı değil. Babaannesi buralı değil mi? İşte babaannesi buralı olunca insanlar otomatikman buralı oluyor. Babaannesinin buralı olduğundan kendi de emin değil. Neyse, uf, çok saçmaymış. Hiçbir şey anlamadım. Neyse, bana çok güzel, alımlı, çekici, 50 tane kız lazım. Fotoğraflarını sen çekeceksin. Lütfen, yardımına ihtiyacım var. Of, şimdi bunları asmak için birkaç yer lazım. Ya acaba bunlar yeter mi ya? Böyle biraz daha mı bassak? Değişik renklerde falan ha? Güzel gözüküyor değil mi? Yani. Anne tamam çok güzel oldu, harika oldu. Lütfen bırakır mısın? Tamam, yeter. Tamam bitti. Dur bakayım. Az kaldı. Sen hayatımda gördüğüm en iyi terzisin. Lütfen bırak hadi. Hadi ne olur. Ah ben hayallerimi gerçekleştiremedim Guli. Sen hayallerimi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yap yavrum. Tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Sen benim gururumsun. Kimsenin senin özgürlüğünü engellemesine izin verme yavrum. İyi de bütün erkekler babam gibi canavar değil ki anne. Anne. Hı. Çok seviyorum seni. Hmm. Sen benim her şeyimsin yavrum. Hadi bakayım kalk ayağa. Ay kalk kalk kalk. Kalk göreyim şimdi. Benim adım Şila. Ben bu defileye çıkmayı gerçekten çok istiyorum. Yani küçüklüğümden beri hayalimdi. Böyle televizyonda görürdüm mankenleri ve onlara özenirdim. Ve bu kaldı içimde yani ve ben aslında dansçı olmayı çok istiyordum ama ellerime bakan herkes piyanist olmam gerektiğini söylüyor. Sizin defilenize çıkmak için de çıldırıyorum. Yani 36 bedenim, boyum da uzun. Baksanıza. Defileye çıkmayı çok istiyorum. İstiyorum da ben topuklu ayakkabı üzerinde yürüyemiyorum. Sorun olur mu? Buyurun. Kusura bakmayın, erkekleri alamıyoruz. Hı-hı. Süper. Neye yarar bu moda dedikleri şey? Hiçbir şeye yaramıyor. Onun için seviyorlar ya, maksat güzelliğini göstermek. Ne yararmış moda? Ne yararmış moda? Dur, bekle, bekle. Çek. Çekiyor musun? Çek. Yine mi dışarıda bekleyeceğim beni ya? Saçını geriye atsana. Biraz şeyini yukarı kaldır. Süper. Biraz bacaktan açsana. Harika. Kızım istediği giysi giyebilir ama bir taliplisi var. Oldu olacak. Defileye çıkmasını istemiyorum. Buralarda böyle fırsatlar insanların önüne gelmez pek fazla. Şu ömrü hayatınızda değişik bir şeyler yapmak isterseniz buralardan gitmeniz gerekir. Bizim buralarda çok hevesli görünenler de hoş karşılanmaz. Neymiş? Düzen bozulurmuş. Ben yapacağım. Çıkacağım bu defileye. Ben defileye katılmak isterim. Ben de katılmak isterim. Defileye çıkmak istiyorum ben. Gerçekten bu defileye çıkmak istiyorum. Biraz bu tarafa. Bu tarafa doğru gel. Bana dön. Pardon. Harika. Evet. Tamam, değiştirebilirsin. Tamam. Moda aslında benim en büyük hayallerimden biri. Bunu nişanlım Ako da biliyor. Ben onunla hayallerimi paylaşıyorum. Biz evleneceğiz ve Avrupa'ya gideceğiz. Ve ben orada hayallerimi gerçekleştireceğim. Yani onun gibi bir nişanlım olduğu için çok şanslıyım. Buradaki bütün kızların Ako'da gözü var. Çünkü o diğerleri gibi değil. O açık biri. Sizce ben ünlü bir aktris olabilir miyim? Belki de bu defile benim için şans olacak. Önce kendine güvenmen lazım. Hayır, ben kendime inanıyorum. Peki kostümleri kim getirecek? Kostümleri Liza getirecek. Bu bahsettiğim Fransız tasarımcı. Aa. Benim babam böyle demokrat, ilerici böyle naif bir adam yani. Kültürü, sanatı da seviyor aslında. Aslında açık fikirli bir adam yani. Bence benim defileye çıkmamda sıkıntı olmaz. Çok güzel. Ben kendi ailemden o kadar emin değilim. Aslında defileye çıkma gibi bir hayalim var ama asla sevdiğim iş yapmama izin yok. Defile'ye çıkmayı çok istiyorum. Ama babamdan izin almam gerekiyor. Bunun için benim de abimden izin almam gerekir. Kocama sormam lazım. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki Perşembe saat 3'te burada tekrar buluşacağız. Kıymetli hocam, şimdi kadının biri benim kızı bir moda defilesine çıkarmak için izin istiyor. Yani böyle sergilenmek üzere giyilecek kıyafetler var işin içinde. Sizce caiz mi? Bu moda defilesi dediğin tam nasıl bir şey? Şöyle hocam. Benim kız çeşitli kıyafetleri giyecek. Göya moda buymuş diye herkese gösterecek. Acaba şeriat bu moda için ne düşünür? Bilmemiz gerekmez mi? Bizim dinimiz, şeriatımız bunlara müsaade etmeyecek kadar kapalı değildir. Bizim dinimiz bir hoşgörü dinidir. Yani bir sakıncası yok, çıkabilir diyorsunuz öyle mi? Sıkıntı yok, caizdir. Tabii çarşafı peçesi üzerinde olacak değil mi? Hı? Tövbe tövbe. Olmaz kızım. Neden? Mümkünü yok, olmaz. Çünkü sen bir kadınsın. Ve senin vücudunu görmekte hakkı olan tek kişi de kocandır. Ha? Ben kim yapıyormuş değil? Anca ben kötü bir şey yapmıyorum. Sen utanmıyor musun? Yeter! Yeter! Ben laik, demokrat bir adamım. Hayatım boyunca feministim. Moda da bir sanattır. Ya sen zaten benim açık görüşlü biri olduğumu, senin fikirlerine saygı duyduğumu biliyorsun. Yani bana kalsa senin bir defilede podyuma çıkmanın hiçbir sakıncası yok. Ama bizim toplumumuz anlamıyor işte böyle şeyleri. Şimdi komşular sana başka gözle bakacaklar. Abdurrahman amcan bundan sonra seninle bir tek kelime etmez. Söz konusu namusumuz. Bundan sonra hiçbir adam seninle iyi niyetle ilgilenmez. Yani ben başkaları yüzünden hayır diyorum. Bana kalsa durma yap. Yani... Hayır ama seni seviyorum. kendini umursamazsın hayatında. Sahipsiz kimsesizsin var ya. Ulaşılmaz sandın oysa. İçeştin, yok ettin gönlünü. Biz yakında evleniyoruz. Gülen'in etrafında sakın dolaşma. Sakın. Neden? Ona güvenmiyor musun? Korkuyor musun yoksa? Kızlar nerede? Bana mı soruyorsun? Sen de haber verdin kızlara, ben de haber verdim. Ama kimse yok. Gidip onların vasilerini bulup konuşmak lazım. Babaları, amcaları, kuzenleri, dedeleri. Sen Halime'nin abisi misin? Neden? Sen Halime'nin abisi misin? Önce onu söyle. Sen ne istiyorsun? Bir defile yapacağız. Katılımını istiyorum. Onun mu, benim mi? Tabii ki onun. O zaman gidin onu sorun. Bana niye soruyorsunuz? Defile için mi? Hı? Dünyanın her yerinde kadınlar sinema yapıyor. Dans ediyor, şarkı söylüyor. Defileye çıkıyor. Bizde neden olmasın? Müslüman ülkelerde zaten bu tarz sanatlar olmalı. O zaman kız kardeşiniz defileye çıkabilir. Aa, defile mi? Yürü git! Yürü git! Benim kız kardeşim çıplak mı? Sizin kostümlerden birini sergileyecek. Ben kız kardeşi çıplak dedim mi? Seni bir daha burada görmeyeyim. Evli misin sen? Hayır. Ama bu sizi hiç ilgilendirmez. Yazıklar olsun sana. Utan Emi, utan. Yerine haddini bilen kadın defile mi yapar? Hadi git şimdi evine. Git de baban, abin sana, seni adam gibi giydirecek koca bulsunlar. Bizim kızlarımız değil. Defiler. Evet. Hoşgörülüyüz ama o kadar da değil. Ben kızma izin vermem. Hayır mı olacak? Hayır. Lise yakında geliyor. Henüz hiçbir şey hazır değil. Yavrum istediğin zaman vazgeçebilirsin. Bu benim hayalime ulaşmak için tek şansım. Yani sana yardım etmek için hakikaten elimden geleni yapıyorum dedim. Ya heriflerle konuşmaya çalışıyorum. Böyle kadınlar hakkında konuşmaya başladığımda bir yanda başka bir şey oluyor herifler. Sinirleniyorlar, saçma sapan, anlamıyorum ki. Nice to meet you. Welcome. Thank you. So let's go. How was your flight? Yes, I did. It was good. Thank you. I'm sure you have many girls to show me, right? Of course. So, how is the weather in Paris? Actually, it wasn't really nice these days here. The weather? It's okay. Yeah? It's nice. But tell me a little, what did you do? What have you done until now? We have lots of photos for you. Photos? Mm-hmm. That's great. C'est génial. Ne diyor ya? Ha? Kestisini. Tamam, valizler bende. Siz geçin. He'll take them. Okay. Yeah. Okay, this one also is nice. Yes, I want to see her. I like this one. She can come. This one also. And not this one. This one, and also this one, the very young one. What is this? I made it. Really? Mm-hmm. Can I see? Of course. This is the right one. Mm-hmm. Wow. It's beautiful, the details, the colors, the texture, the choices of the texture. It's beautiful. You like it? Yeah, maybe we can use it for the show. Really? Yeah. By the way, I would also like you to parade for the show. Me? Yes. No. Why? I don't want to be in défilé. I want to do what you do. Well, I understand, but you're beautiful, really. So you could do it. Thank you. Oh, I didn't see her. Who is she? Her name is Goulet. Goulet, you have other picture of her? Of course, I have lots. Actually, Miss Goulet. That's great. I like what you did. It's here. It's perfect. Yes. She's beautiful. She's really beautiful. I like her. Well, I can't wait to see them tomorrow. Tomorrow, maybe we can't make it, but I will show you all of them, all the girls soon. Okay, that's okay. But Belki de ona gerçeği söylemeliyiz. Biraz daha bekle, şu ellerinde bir yeme. Uf. Ya kadınlar ne kadar acelecisiniz ya. Bazen hakikaten anlamıyorum. Bak. Defile yapacağımız tiyatro salonu. Bak bu arada onu gösterebilirsin ona. Ha? İyi olur. Bu kız. Bana mutlaka defileye katılmak istediğini söylemiştin. Bul onu bana. I'm just making a little retouch, retouche, and I think it will be perfect for Guli, right? It will be perfect on her. Sen bana sormadan yine o görmeye gittin. Evet, Fransız modacı gelmiş. Beni görmek istemiş ama sen ortalıkta yoktun diye ben de hemen gittim sana söylemeden. Bu ne ya? Ha? Bu ne? Bunlar ne? O adam mı çekti bunları ha? O adam mı çekti bunları? Bunlar ne ya? İnsanlar karşısında böyle durmaktan utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Ha? Bundan sonra ben beyaza siyah diyorsam sen de siyah diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bundan sonra bir şey beyazsa ve ben ona siyah diyorsam sen de siyah diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bir şey beyazsa ve ben ona siyah diyorsam sen de siyah diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Cevap ver! Cevap ver! Cevap ver! Affedersin. Affedersin. Goulet, özür dilerim. Ben ne yaptım bilmiyorum, özür dilerim. Ne olursun, affedersin. Goulet. Ne yaptım bilmiyorum. Özür dilerim Goulet, ben... Ne yaptım bilmiyorum, özür dilerim. Affet beni, ne olur, tamam? Ne olursun affet beni. I like it. Güzel tiyatro değil mi? Ha? Çok beğendiğini söylüyor. Defile için muhteşem olduğunu düşünüyor. Can you ask him if we can remove these curtains? It's really disgusting. Ne? Dekorasyona bayılmış. Ama oyunlar sırasında perdeleri nasıl gizlediğinizi merak ediyor. Perdeler yok. Perdeler orada duruyor. Biz dokunmuyoruz perdelere. Okay. We'll arrange something. Yes. Great. Thank you. Şeyi söyleyebilir misin arkadaşlara? Biz burada moda defilesi yapmıyoruz. Burası tiyatro ama programımız çok kalabalık. Yani yerimiz yok. Fakat çok sevdiğim yabancı, yakınlık duyuyorum. Onun için ona ben özel bir şey yapacağım. Bir ayarlayacağım ben ona. Bende hiç sıkıntı yok. He says that the theater is full for these days. Lots of plays, you know. But he'll arrange the best day for defilé. Great, thank you. What are you performing? Shakespeare, Chekhov, hangi oyunları oynandığını merak ediyor Shakespeare, Chekhov. Ay, yok, onlar yok. Biz şey yapıyoruz. Şimdi bir defa çarşamba gün İlerici Halk Hareket Partisi'nin burada genel kurul toplantısı var. Ertesi gün Muhafazakar Parti'nin burada bir Halk Partisi, Muhafazakar Halk Partisi o da. Piyango çekilişi olacak. Cumartesi günde, evet cumartesi günü imam burada bir sünnet açılışı yapacak. İmam, söyle ona davetlim, benim davetlim. Başımın üstünde yerin var. Sağ ol. Şu kadını arıyorum da artık burada değillermiş. Ver. Ha, bu kız mı? Ha. Niye arıyorsun? Ha şey, modacı bir arkadaşım için arıyorum ya, Fransız. Ha, siz bu defileyi organize eden adamsınız. Aha. Kardeş, bak buraları yanlış biliyorsunuz siz. Öyle özgürlük yok burada. İnanmayın ha sakın söylenenlere. Baksana şu dükkana. Hep erkek, bir tane kadın görmedim ben burada, anladın mı? Kadınlar gizliyorlar kendilerini, gizliyorlar. Bıktım burada erkek görmekten. Niye gizliyorlar kadınlar kendilerini? Çünkü özgür değiller, rahat değiller. Ne yapıyoruz? Eziyoruz onları. Kendimizi de, onların da bütün itibarını yerle bir etmişiz biliyor musun? Ya, 200'lüyüz biz, 200'lü. Bak, ben 27 yaşında evlendim. Ben evlendiğim zaman ilk defa kendi karımla birlikte oldum. Yani ondan başka kadın olmamıştı hayatımda. Onun için de öyle. Sonra ne oldu? Ne oldu sana söyleyeyim mi? Kadınlara yatakta rahat etmek istedim. Rahat davranmasını istedim. Kadın rahat davranamadı. Niye rahat davranamadı? Çünkü benim ona... gözüyle bakmam gerektiğini düşündü. Yani öyle bakarım diye düşündü. Neyse, ben sana bunu bulup geleyim, tamam mı? Bunu değil de abisini tanıyorum, onu çağırayım. Sağ ol ya. Al. Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma. Şarkı söylemeyi keser misin lütfen? Niye ya? Konsantre olmam lazım. Kessene şarkı söylemeyi. Kız şarkı söylemeyi kesmeni istedi. Oldu mu bakayım? Oldu. Süper. Harika. Hadi başlayalım. Tamam. Evet, evet. Harika. Ya ben bunu çıkarsam olur mu? Çıkar. Ya Helin, beni Milen Dumoncur'a benzetiyorlar biliyor musun? Milen Dumoncur. Hı? Okay, please stop. Stop everything, please. Helene, what is this? Can you explain to me? I said to you I wanted beautiful girl, and you bring me this one. She's old and she's ugly. Excuse me. I speak English very well, thank you very much. You know what? I loved France. I loved France. But you can go back to the hellhole you came from. Non mais comment m'a appelé? What did you say to me? No, what did you say to me in French? You are the You can't go back! You didn't use to say! You didn't use to say! Lisa, please. You are... Where are the girls? Liza, things are not easy here. Not easy? You tell me it's not easy? I've spent all my money on this project. Bana da söylesene. Ya siz bana niye aptal muamelesi yapıyorsunuz ama ya? Helin, ben senin babanın uşağı mıyım? Bana da anlatsana ya. Vallahi sıkıldım, yemin ediyorum sıkıldım ya. Bu nedir? İyice gerizekalı muamelesi görüyoruz ya. Çocuk gibi davranıyorsunuz insana ya. Çocuk muyum ben Helin? Kafayı yedirdiniz ya. I'm sorry. Ay geban baban sen, gülü sen, gülü sen. Aldın aklım ettin beni deli sen ama 40 yıl kalsa yine de benim varımsan canımsan. İsterim ki bir gün evvel gelesen ama öldüm bittim eridim gül oldum ama o senin bayıldım aman, öldüm bittim eridim gül oldum aman. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Bunu nasıl kabul edersin? Rahat bırak beni. Gelme peşimden. Git bırak beni. Rahat bırak. Gule seni hala seviyorum. Evet, şu an benim hayatımı mahvediyorsun. Rahat bırak Gule, beni. Gule seni hala seviyorum. Buradan beni rahat bırak. Gule sen bunu nasıl kabul edersin? Git dedim, bırak beni. Bir kere daha yüzünü göreyim. Bırak, hayır. Bir kere yüzünü göreyim. Beni rahat bırak. Olmaz, hayır. Seni hala seviyorum Gule. Yüzünü bir kere göreyim. Sen o adamla mı görüştün yine? Hayır. Nasıl buldu peki seni? Açıkla bana. Ya açıkla! Yalan söylüyorsun. Gule, yalan söylüyorsun. Ne yapıyorsun? Bak, sen Helene için çok önemlisin. Ya bu defile de Helene için çok önemli. Kız neler yaptı biliyor musun? Ne kadar çalıştı bu defile için biliyor musun sen? Bilmiyorsun tabii. Ama senin defile buradan anay. Senin defile burada olmaz. Anladın? Liza. You very important. Helene. Helene is working. Working. But her no girls. Don't want şey girls family. Yani don't want. Anladın mı? Fashion, no fashion. Finish. It's really the only girl I have, Helene. And you cannot make her come. I made two dresses for her. And she has to come. I know, but... Lisa, you know, I called her maybe hundreds of times, but... There's no answer. Well, it's strange, right? Yes. That's strange. So what? I don't know. Let's go and find her. Numara neydi? Bilmem, 25 miydi, 35 miydi? Ay! Je sais plus quoi faire. Je suis dans la merde, je me suis complètement ruinée et j'ai rien trouvé. Ben non, il n'y a que deux filles qui peuvent défiler. Une, elle est moche, l'autre, elle vient de disparaître, alors... Ben non, c'est pas facile avec elle. Je pensais pas à ce point-là, tu vois. Non. Bon, ok. Je te rappelle, hein. Ok, bis. Kim o? Buyurun. Merhabalar. Gule diye birini arıyorum. Tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii. Tanımaz mıymış? Şu yeni evli çift. Çok tatlı bir çifttir. Adı, annesi Rumeli Feneri'nde yaşıyor. O zaman sizde adresi vardır. Var. Bir şey bulamadım. Ay garip. Teşekkürler. Sen de sakinleş biraz. O benim karım. Böyle kafasına göre çekip gidemez. Geri dönmesi şart baba. Artık benimle evli olduğunu ve benim sözümün altında olduğunu bilecek. Böyle her istediğini yapacak kadar özgür olmadığını anlayacak. Bunu kafasına sokacak. Oğlum. Babanı dinle. Benim kızıma kötü muamele etmiş. Bunu nasıl kabul edebiliriz ki? Ben kızımı özgür bir biçimde yetiştirdim. Tabii, haklısınız. Eğer bir daha aynı harekette bulunursa benim böyle bir oğlum yoktu. Bunu bilin. Özür dilerim. Ona bir şans daha verin lütfen. Hayır kızım, gayet iyi. Hatta kocasıyla birlikte evlerine gittiler. Defilenize katılmayı da çok istiyor. Mutlaka katılacak. Çok sevindim. Çünkü Guli bu defile için çok önemli. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederim. Beni hiç umursamıyorsun. Nasıl söz Ako? Benim senden ve annemden başka hiç kimsem yok. Çiçeği dureyte, çiğne zikeyte, nage dileyte, rengi dileyme. Tamam, yeter artık. Hadi sus. Carek verek, carek verek. Carek verek, nivanenim bu. Evdilek bu, cibote. Ve şevite bibinim. Ve şevite bibinim. Gör kendini.